Vallahi her sene böyle yaşıyoruz yani. Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu ulaşıma kapatılan Edirne-Karaağaç yolunda askeri araçlar vatandaşa toplu ulaşım hizmeti vermeye başladı. Bölgedeki yağıştan sonra taşan nehirlerin etrafında bulunan alanlar su altında kaldı. Edirne ile Karaağaç, Türkiye ile Yunanistan'ı Meriç ve Tunca nehirleri üzerinden bağlayan tarihi taş köprüler adeta suya gömüldü. Taşkın suyunun köprü ayaklarını kaplaması sonucu gece saat 24'ten itibaren Meriç ve Tunca köprüleri ulaşıma kapatıldı. Sivil araçların güzergah üzerinden çekilmesiyle birlikte askeri personel taşıyıcı araçlar göreve başladı. Edirne ile Karaağaç'a toplu ulaşım hizmeti veren minibüslerin yerini askeri araçlar aldı. Karaağaç Mahallesi ve Tunca Nehri'nin Edirne tarafında oluşturulan duraklardan yolcular alınıyor. Askeri araçların arkasına yerleştirilen merdivenlerle araçlara alınan vatandaşlar karşı tarafa geçiriliyor. Bu arada Meriç Nehri'nde suyun yükselişi devam ediyor. Yapılan son ölçümlerde nehir debisi 1415 metreküp olarak ölçüldü. Meriç'in suyu İzzet Arseven kent ormanından Karaağaç'a giden Lozan Caddesi'ni kapladı. Hiç görmüyorsun mu? Çekil. Karaağaç Mahallesi'nde oturan Nihat Sevran, Meriç Nehri'nin etrafında setler yapıldığını belirterek, doğal güzelliği bozacağı gerekçesiyle kent ormanında toprak set yapılmadığını söyledi. Bunun sonunda nehirde yükselen suyun Karaağaç yoluna girdiğini anlatan Sevran, inşaatı devam eden ikinci köprünün faaliyete geçmesiyle birlikte bu manzaradan kurtulacaklarını kaydetti. Seti yaptılar, yarıya kadar yaptılar setimizi. Söğütlük içinde güzelliği bozulmasın diye yapmadılar. Onun için yola su çıkıyor şu anda. İkinci köprümüz oluyor. İnşallah 1-2 sene içinde bunlardan kurtulacağız yanımız. Askeri araca binen bir vatandaş da tepkisini şöyle dile getirdi. Vallahi her sene böyle yaşıyoruz yani. Hani herhangi bir tehlikeli bir şey yok yani. Evet, çocuklar karşıda olduğu için oraya normal yani. Herhangi bir tehlikeli bir durum yok yani de çocuklar orada olduğu için eşya götürür çocukları okula gidiyor diye. O kadar, başka bir şey yok yani. Bugün öğleden sonra Fatih de yarın belli de duruma bakacağız. Buradaki herkes rektörlük çalışan değil mi? Güzel Sanatlar Fakültesi.